Yani o bakıma muhtaç bir insandı sonuçta. Yaşı geçmiş bir insandı. Bütün haklarım elimden alındı. Ruhen benim kaybettiklerimi şu anda parayla, pulla doldurulacak şeyler değil bunlar. Aslında. Ben bunu çok açık ve net söylüyorum. Ben 17 yaşında bir cahil bir insandım. Ben hadi evlenmek istedim. Hadi gözümü benim her şey bürüdü. Mal varlığı bürüdü, zenginliği bürüdü, her şey bürüdü. 70 yaşındaki insandın. O zaman benim günahıma neden girdi? Beni neden kabul etti? Evlenmeden önce hiçbir zaman, hiçbir şekilde ben üzerime bir kuruş para ne aldım, ne aldırdım, ne de üzerime bir şey yaptırdım. Bir kere bunun bilinmesini istiyorum. Tabii insanlara farklı lanse edildik, kötü lanse edildik şu zamana kadar. Aynen öyle. Anladım. Hiçbir zaman saygımda ben kusur etmedim. Hiçbir zaman saygımda kusur etmedim ve ben hitap şeklim hep Halis Bey'di benim. Seda ablacığım, Halis Bey çok kötü bir insan diyemem. Nankörlük edemem. Dolduruşlara mı geldi? Farklı şeyler mi yaşandı? Ben kimsenin günahını da almak istemiyorum ama bir hatamı, bir kusurumu göremediği için farklı şeylere başvurmaya başladı. Yaşadığım şeylerden dolayı belki. Hiçbir şeyde gözüm yok benim. Kendi yaşıtlarım şunları şunları yapalım derken hiçbir şekilde ben onlara zevk duymuyorum yani. Yani görecekler zaten. Şimdi herkes izleyip görecek yani. Onlar beni yıkmaya çalıştıkça ben daha çok güçleniyorum. Onlar farkında değiller. Seda ablacığım, hangi anne kızının gelinliğiyle evden çıkmasını istemez? Gelinlik giymedin mi? Nazlıcan 71 yaşındaki Halis Toprak'la evlendiğinde henüz 17 yaşındaydı. Bu izdivaca Halis Toprak'ın kızları başta olmak üzere binlerce insan karşı çıktı. Boşanma sürecinde ve boşandıktan sonra yaşanan hararetli, gündemi sarsan ve kan donduran açıklamalarsa evliliğinden daha çok ses getirmişti. Mirası 12'ye bölünmüş ama genç karısı hiçbir şey alamamıştı. Televizyonlara çıkmış ve olay iddialarda bulunmuştu. Halis Toprak'ın mal varlığına el konulunca iddiaya göre bu aşk bitivermişti. Anlatınca sizin de şaşıracağınıza eminim. Ama önce 5 yıldır röportaj vermedim. Bir konuştum, yatıma el konuldu. İki konuştum, helikopterim alındı diyen Halis Toprak kimdir, ona bakalım. Herkesin Halis Ağa olarak bildiği Halis Toprak, 1938 yılında Diyarbakır Lice'de dünyaya geldi. Babası manifaturacılıkla işe başlamış, at üstünde kumaş satarak işlerini büyütmüştü. Önce Diyarbakır'da, sonra İstanbul'a gelip Sultanhamam'da bir dükkan açtı baba Abdülhamit Bey. 1968 yılında Sultanhamam'ın en büyük tüccarı haline geldi. Halis Toprak'ın ticarete kafası çok iyi çalıştığı ve zihninden matematiği hesap makinelerinden daha çabuk yaptığı için babası onu ilkokul 2. sınıftan alarak mağazasında çalıştırmaya başladı. Muhlis ve Muhsin adında iki erkek kardeşi daha vardı ama içlerinde en yeteneklisi Halis Toprak'tı. İş hayatına Adana'da başladı. 1977'de İstanbul'da Toprak İnşaat firmasını kurdu. Toprak Holding AŞ ise hemen ardından 16 Mayıs 1977'de kuruldu. 1992 yılında ana ortakları Toprak Grubu şirketleri olan Toprak Bank'ı kurdu. Zararı öz kaynaklarını aşan, mali bünyesi zayıflayan Toprak Bank, 2001 sonunda TMSF kapsamına alındı. Halis Toprak, 32 yıl sürdürdüğü yönetim kurulu başkanlığını 2009'da oğlu Mehmet Toprak'a devretti. Aynı yıl Toprak Grubu'nun şirketlerinin tümünün yönetimine TMSF el koydu. Halis Toprak, Toprak Grubu'na ait 22 şirketin ve 21 sanayi tesisinin yönetimini Toprak Grubu'nun tasarruf mevduatı sigorta fonuna olan borcunun tamamını ödeyerek geri aldı. 29 Haziran 2012 tarihinde tekrar Toprak Holding AŞ'nin yönetim kurulu başkanlığına geldi. İlk eşi Ayşe Hanım'dan tam 10 çocuğu oldu. Ayşe Hanım'dan boşanmak için dönemin parasıyla 540 milyar lira ödedi. 1988 yılında birlikte olduğu Gülcan Hanım'dan Salim adında bir oğlu dünyaya geldi. 1999'da evlendiği 3. eşi Özlem Hanım'dansa 2002 yılında doğan Turgut adında bir oğlu oldu. Ardından 17 yaşındaki Nazlıcan'la evlendi. 17 yaşındaki Nazlıcan'la olan evliliği 10 ay sürse de tüm kamuoyunun dikkatini çekti. Bu olay çok karışık ve hararet doluydu. Bu evliliğe geçmeden önce anlatılması gerekenleri anlatalım. Halis Toprak kurduğu şirketlerle on binlerce insana ekmek kapısı oldu. Ülke ekonomisine büyük katkılar sağladı. Binlerce çocuk onun şirketlerinde çalışanlar sayesinde büyüdü. Ama ekonomiye katkısından çok özel hayatıyla gündeme geldi. Aslında sade yaşayan biriydi Halis Toprak. Öyle magazinsel bir adam değildi. Hatta kızının anlattığına göre ölmeden önceki son isteği börek olmuştu.
kızı Ayfer, Halis Toprak'ın kanser olması konusunda Allah'ın takdiri demişti. 10 gün önce yanındaydım. Oğlumla telefonla konuşmuştu. Oğluma bana bir emrin var mı dedi. Hep güler yüzlüydü. Mutluydu, mutlu öldü. Ömrü bu kadarmış. Benden börek istedi. Fransa Nice'da yufka olmadığı için buradan götürdüm. Böreği de yaptım ama yiyemedi. İyi ki yapmışım. Son günlerinde yanında oldum şükür. Onun kızı olmaktan gurur duyuyorum. 50 bin kişinin karnının doymasını sağlıyordu diye konuşmuştu. Halis Toprak hakkında olur olmaz asılsız haberlerde çıkıyordu. Gazeteye malzeme sağlamak için onun özel hayatına dokunuyorlardı. TMSF Halis Toprak'ın varlıklarına el koyduğunda Halis Toprak'ın borçlarını kumarla ödemek için Kıbrıs'a geldiği iddia edildi. Ama bunun aslı astarı yoktu. Kumarla borcunu ödemek gibi bir niyeti hiç olmamıştı. Halis Toprak ise şöyle demişti borç açıklamasına dair. Benimki biraz inat meselesi oldu. Yoksa bu oturduğum köşk bile en az 600 milyon dolar eder. Satar anında kapatırım borcumu. Ama benim gücüme giden şey haksızlık. Ben niye borcumun 7 katını ödüyorum? Arazilerimden biri ucuza satılır da yine borcum kalırsa Kuşadası'ndaki araziyi de satacağım. Bir an önce bu borçtan kurtulacağım. İstediğim tek şey mallarımın benim satmama izin verilmesi. Yoksa çok ucuza gidiyor. Arkadaşlarım ve TMSF beni ciddiye almadılar. Ama ben 20 milyon dolara mal ettiğim evi 93 milyon dolara satmış adamım. Onu satarak devlete ben 73 milyon dolar kazandırdım. TMSF orası için 35 milyon dolar biçmiş. Komik yani. Öyle bir para olur mu? O arsanın örneği şu anda yok. Üstelik 8 kat imar izni olan bir arsa. Boğaz'da şu anda öyle bir yer alabilmek mümkün değil. Benim uykularımı kaçıran o arazinin ucuza gitmemesi. Ben bir kuruş almayacağım. Önemli olan pahalıya satıp devleti kâr ettirmek. Hatta olayların bu seviyeye gelmesine dair eski eşinin ahı tuttu demişlerdi. Halis Toprak, zaten başıma gelenler için çevremde eşinin ahı tuttu diyorlar. Biliyorum, gün gelecek Ayşe Hanım beni affedecek. Çoluk çocuklarım var. Ben inanıyorum ki içinden bana dua ediyordur. O çocuklarını sever, onlar için dua eder. Arada ben de yararlanıyorum diye düşünüyorum diyerek anlatmıştı bu durumu. 2 Nisan 2007 tarihinde Aydın Doğan'la yaşadığı çatışma, Özal'ın Doğan için vatan haini demesini ve kendisinin Aydın Doğan'la mahkemelik olmasını Balçiçek Pamir'le yaptığı röportajda şöyle anlatmıştı. Bana neler demediler ki? Bir taraftan hortumcu, sülük dediler. Bir taraftan devlet bana koruma verdi. Benim bu yaşadığım olaylarda Aydın Doğan'ın çok büyük baskısı olmuştur. Aydın Doğan AKP'lilere nutuk çekti, beyanat verdi. Onlara dedi ki bu ülkeyi soyan 10 kuruluş var. Tabii ki biz de içindeyiz. Bunlardan birçoğu da medyacıdır. Herkesi gönderirlerse ortalık bir tek ona kalacaktı. Aydın Doğan onlara dedi ki eğer bu medyacıların gücünü alırsan, bunların hakkından gelirsen ben sana Sayın Başbakan yardımcı olurum. Sen kimsin ki başbakana yardımcı olacaksın? Bu arada kralın hakkını krala vermek lazım. AKP iktidarı politik ve ekonomik saygınlık sağlamıştır. Bu sayede ve başbakanın vizyonu sayesinde gayrimenkullerin değerlenmiştir. Türkiye'de iş yapmak çok daha kolay hale gelmiştir. Aydın Doğan size dava açmıştı. Bir röportajınızda Özal'ın Doğan için vatan haini dediğini açıklamıştınız. Yorumu üzerine aynı röportajda şunları söyledi. Evet, kitabımda da var. Biz her davayı kazandık. Özellikle bunun bilinmesini istiyorum. Hep haklı çıkan biz olduk. Bana neler yapmadı ki? Mazda'yı verdirmedi. Pektaş'a el koydurdu. Geç bunları, 25 yıl önceki şeyler. Bana hortumcu lafını takan da odur. Her hortumcu lafını yazdırdığında mahkemeye veriyor, paramı alıyorum. 1980 yılında bu iş Mazda'yla başladı. Mazda'nın satışını almak istiyordu. Mazdacılar rahmetli Özal başbakanken ona gidip kiminle çalışalım diye sormuşlar. Özal da benim ismimi söylemiş. Yüksel Mermer de satışı almak istiyordu. Başbakan da teminat verdi. Gereken teşviki de sağladı. Hem fabrika kuracağız hem de satışını yapacağız. Aydın Doğan iki gazeteciyi bizlerin arkasına takmış. Kim nereye gidiyor, ne yapıyor denetleniyor. O zaman bizim biraderin şirketi Pektaş vardı. Oradan girdi, buradan çıktı. Şirketlerimiz hakkında yazılmadık şey kalmadı. Mazda işi de yattı tabii. Kaç kez haber yaptılar bizi. Sonunda devlet el koydu şirketlere. 6 yıl boyunca bizimle uğraşıp haber yaptılar. Benim birader o olaylardan sonra intihar etti. Nasıl affedeyim ben bunu? Sonra aradan 15 yıl geçti. Aydın Doğan'la barıştık. Kalktı, birkaç kez evime geldi. Barışmayıp da ne yapayım? Bak sana doğrusunu söyleyeyim. Hortumcu, batık iş adamı, banka batıran adam, bunları bir şekilde hazmettim. Yazıla yazıla alıştım. Ama bu sülük lafı var ya, ben bu lafı hiçbir zaman hazmedemiyorum. İçime sindiremiyorum. O kadar kargaşa olmuş, mallar dolarlar havada uçuşmuş ama olaylı evlilik mal varlığına el konulmasından daha çok konuşulmuştu. 17 yaşındaki Nazlıcan'la evlendikten 10 ay sonra Nazlıcan'dan boşanmak istemişti. Boşanmanın asıl sebebi olarak da Halis Toprak'ın mal varlığına el konulması olarak gösterilmişti.
Nazlıcan televizyonlara çıkıp açıklamalar yaptı. Yatak odasına kadar sorulmuştu her şey. Aslında ilişki normal başlamıştı. Hatta Ayşe Arman 2009 yılında Nazlıcan'la röportaj yapmış ve her zamanki gibi can alıcı sorular sormuştu. Köşesindeki açılışa ise şöyle başlamıştı. Ben de sizin gibi zannediyordum. Vur ensesine, al lokmasını. 71 yaşındaki Halis Toprak'ın 17 yaşındaki eşi Nazlıcan'dan söz ediyorum. Küçük, çaresiz bir kızcağız olarak hayal ediyordum. Öyle değilmiş. Okuyacağınız konuşmayı gerçekleştirebilmek için bin dereden su getirdim. Bir sürü soru hazırladım. Telefonun kaydını açtım. Teybim hazırdı, dönüyordu. Ama o da ne? Söylemek istediklerini söyledi ve birden hışımla bu kadar dedi. Daha fazla konuşmak istemedi. Bir daha da telefona gelmedi. Umarım başka bir gazeteci arkadaşım yüz yüze konuşmayı becerir. Benden bu kadar. Bütün Türkiye bir aydır sizin evliliğinizi tartışıyor. Siz 71 yaşında bir adama satıldınız mı? Sorusuyla başlayan konuşmaya Nazlıcan ardı ardına şöyle cevaplar vermişti. Tabii Ayşe Arman bir hayli şaşırmıştı. Ne münasebet, o nasıl laf öyle? Tabii ki hayır, benim satılmaya ihtiyacım yok. Bu çok büyük bir hakaret. Kendi rızamla evlendim. Bakın, benim aklım, fikrim var. Ne yaptığımı, ne ettiğimin gayet iyi farkındayım. Ben mutluyum. İstediğim bir şey yapmışım ve bunun arkasında duruyorum. İnsanların neyin çobasında olduğunu anlamıyorum. Ben Halis Bey'e kendi isteğimle geldim. Onunla da ben yaşıyorum. Size ne oluyor? Bir kere baştan anlaşalım. 17 değil, 18'im. Burada bir araya girmek lazım. 2010 yılında Beyaz TV'de Seda Sayan'ın programına konuk olduğunda 18 değil 17'ydim diyecekti. Şimdi Nazlıcan'ın söylediklerine devam edelim. Yaş benim için fark etmiyor. Ben mutlu olayım, huzurlu olayım, o bana yetiyor. Bunun hasta bakıcılıkla falan alakası yok. İhtiyacı olursa ona bakarım ayrı, o da bana bakar. Şimdilik böyle bir durum yok. Ben bu insanı yeterince seviyorum. Sokaklarda el ele yürümesek de olur. Ne onların ne de sizin dertlenmenize gerek var. Benim bilinçli tercihim bu. Kurban filan da değilim. Benim kafamdaki soru şu, bu medya ne yapmaya çalışıyor? Her gün bizimle ilgili bir şeyler yazılıp çiziliyor. Beni kararından vazgeçireceklerini filan mı zannediyorlar? Siz konuştukça, yazdıkça benim eşime olan hevesim daha da artıyor bilesiniz. Boşanma sürecine girilmesiyle birlikte herkes röportaj vermeye başlamıştı. Nazlıcan ekranlara çıkıp açıklamalar yaptı. Halis Toprak'ı suçlu bulanlar da oldu. Nazlıcan için ne işi var dedesi yaşında adamla diyenler de. Nazlıcan bir süre televizyon programlarına katıldı. Yaşadığı yeri gösterdi. Başından geçenleri anlattı. Tabii bu boşanma süreci başlayınca gerçekleşmişti. Halis Ağa ise hiç konuşmadı. Nazlıcan'a yaptığı bir açıklamadan dolayı hakaret davası açtı ve tazminat istedi. Halis Toprak'ın yaşadığı Aslanlı Köşk'ten tek bir çöp bile almadan çıktığını söyleyen Nazlıcan'a 5800 lira nafaka bağlandı ve genç kadın daha sonra sırra kadem bastı. Sessiz kalmayı, uzaklaşmayı ve bozulan psikolojisini düzeltmeyi tercih etti. Bunun için de çocukken hayal ettiği mesleğe sahip olmak üzere Bulgaristan'a gitti. 2013'te Nazlıcan, Akşam gazetesinden Gizem Coşkun Arda'ya şöyle anlatmıştı evlenme nedenini. Evlendiğim yıl okulu bırakmıştım. Sonra hemen açık öğretime kaydoldum. Liseyi dışarıdan bitirdim. Yaşadığım haksızlıklardan ötürü avukat olmak istedim. Ama çocukluğumdan beri içimden gelen meslek de buydu zaten. Aslında Türkiye'de okumak istiyorum ama daha masraflı. Benim ne bankada param var ne de başka malım mülküm. Aylık yaşıyorum. Çok isterim ama mümkün değil. Türkiye'de kendinden yaşça büyük biriyle evlenen sadece ben değilim. Benim tek farkım göz önünde olan tanınan biriyle evlenmemdi. Yoksa nice kızlar var doğuda. Evlendiğim süre içinde eziyetlerle karşılaşacağımı bilsem zaten kabul etmezdim. Daha sonra TMSF ile olan problemler hepsi üst üste geldi. Çok zorlandım. Hiç kolay değildi. Ben bu misyonu yüklenmek zorundaydım. Bu bir hata, evet ve ben hata yaptım. Çok yoruldum, hiç iyi hissetmiyorum. İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Yaptığım hiçbir şeyden zevk almıyorum. Sürekli yalnızlık hissi duyuyorum. Çok isterdim kendi yaşıtlarım gibi yaşamayı. Aldığım nafaka belli, 5800 lira. İstanbul'da annemlerin oturduğu ev kiralık. Buradaki evim kiralık. Okuyorum, kardeşim okuyor. Masrafımız çok. 5800 lira alıyorum ama yetmiyor. Ben bunu söylediğim zaman korkuyorum. Çünkü insanlar beni doyumsuz olarak görüyorlar. Bulgaristan ucuz zannediliyor ama değil. Annemin, kardeşimin ve kendi hayatımın sorumluluğu omuzlarımda. Ruhum daralıyor, yaşlanıyor. Kendimi deşarj edebileceğim hiçbir şey yok. Benimle evleneceği zaman birçok vaatte bulunup kendinden emin bir şekilde benim ismim belli, ben kimlere ne yardımlar yapıyorum, kendi işime mi yapmayacağım diyordu. Güvendirdi kendine ama sonra tamamen değişti. Çözemiyorum gerçekten. Söylediği tek bir sözü bile tutmadı. Boşuna evlendim. Boşuna bu yükün altına girdim. Sanki hiçbir şey olmamış gibi çıktım. Bir de kötü günlerim cabası oldu.
Sindiremiyorum bunu. Hak ettiğim nafaka için tekrar dava açtık. İnşallah beklediğim gibi olacak. Evlilikleri devam ederken Vatan Gazetesi'nin haberine göre Halis Toprak'ın 21 yıldır ev hizmetlerini gördüğünü belirten Üstün, görevi gereği çok yakınında bulunduğu patronunun bazı özel durumlarından bilgi sahibi olduğunu belirtti. Halis Toprak'ın genç eşine sürekli kraliçem diye hitap ettiğini öne süren Üstün, evlenmelerinden bir süre sonra Nazlıcan'ın Halis Bey'e "Bana ev alırsan sana karılık yaparım, almazsan yapmam." dediğini kulağımla duydum. Ev meselesi yüzünden aralarında geçimsizlik başladı. Halis Bey yaklaştıkça Nazlıcan uzaklaştı. "Halis Bey'in Nazlıcan'a karşı kötü bir davranışının olduğunu görmedim," demişti. Boşanma davası devam ederken Nazlıcan'ın annesinin iddiaları ise damga vurmuştu gündeme. Şöyle demişti: "Çocuğumu sürekli huzursuz ve mutsuz görünce Nazlıcan'a bana açılması için baskı yaptım. Halis Bey'in kendisinden fanteziler istediğini, bunları kabul etmediği için ondan eziyet gördüğünü söyledi. Kızımın söylediğine göre birlikte olmuşlar. Ancak kızımın kızlığı bozulmamış. Kızım halen bakiredir. Halis Bey bu durumu da kızımın başına kalkmış, sen kız değilsin, kız olmadığın için seni bana vermişler," demiş. Kızımın anlattıklarından sonra hastaneye gittik. Hastaneden bakire raporu aldık. Kızım Halis Bey sürekli fantezi istediği için onun odasına girmiyormuş. Odaya gitmek istediğinde ise "Teklifimi kabul edersen gel, etmezsen gelme," diyormuş. Bunları duyunca Halis Toprak'ın yanına gittim. "Kızıma böyle tekliflerde bulunuyormuşsun. Bu çirkin, ayıp bir şey," deyince "Bu ayıp değil, normal bir şey. Her karı koca yapabilir," dedi. Bu sözleri duyunca daha sert tepkide bulundum. Bu kez şaka yaptığını söyledi ve bir daha böyle bir teklifte bulunmayacağına dair söz verdi. Nazlıcan da konuşmalarımız sırasında yanımızdaydı. Nazlıcan'a da "bir daha olmayacak" diye söz verdi. Ancak sözünde durmadı. Nazlıcan'a İngilizce öğretsin diye bir bayan getirtmişti. Ancak Halis Bey bu bayana "Nazlıcan'la 2 saat ilgileneceksin, diğer saatlerde benimle ilgileneceksin," demiş. Halis Bey'in hizmetiyle ilgilenen 2 kişi olmasına rağmen bu kadınla zaman geçirmesi, baş başa yemek yemelerini içine sindirememiş kızım. Diğer sorunlar da birikince kendine kıymaya kalkıştı. Hastaneye götürüp kurtardık. Dönüşümüzde Nazlıcan köşke alınmadı. Köşke alınmayınca müştemilata bizim yanımıza taşındı. Önceleri köşkte ne pişiyorsa bize de gönderiyorlardı. Daha sonra bunlar da kesildi. Halis Bey'in Fransa'da olduğu dönemde açılan davalardan sonra köşkten de çıkarıldık. Yalnızca üstümüzü başımıza alıp çıktık. Kızım bu nikahı mutlu bir yuva kurmak için yaptı. Vatan Gazetesi'nde yayınlanan bu haber hem gündemi hem de magazin gündemini etkilemişti. Oklar Halis Toprak'a çevrilmişti. Ama kızının ve annesinin anlattığı dışında hiçbir şey yoktu ortada. Halis Toprak, Nazlıcan'a kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla 2 yıl hapis sistemiyle yargılandı. Fakat davada suçun delilleri ve unsurları oluşmadığından beraat etti. Nazlıcan'ın avukatı Fatih Bey, Toprak'ın evli olduğu dönemde Nazlıcan'a kötü muamelede bulunduğunu savunarak bu eylemler nedeniyle Nazlıcan evlilikten 2 ay sonra canına kıymak istedi. Toplum ve kamuoyu Nazlıcan'ı Halis Toprak'la arasında büyük yaş farkı olmasına rağmen onunla evlenen ve canına kıymaya teşebbüs eden birisi olarak tanımaktadır. Kredi kartları o tarihlerde sanık tarafından iptal edilmiştir. Sanık, aile hukukundan doğan hükümlülüklerini bile yerine getirmemiştir. "Tüm bu hususlar dikkate alınarak sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz," dedi. Halis Toprak'ın avukatı Bülent Bey ise boşanma davasına bakan İstanbul 14. Aile Mahkemesi'nin yaptığı yargılama neticesinde verilen kararda eşlerin eşit kusurlu olduğu belirtilmiştir. Nazlıcan'ın süreç içerisindeki beyanları birbiriyle çelişkilidir. Beyanların doğru olmadığı yapılan haberlerle de sabit olmuştur. Nazlıcan Toprak'a evliliğin başında 50.000 TL'lik zinet eşyası ve annesinin üzerine de otomobil alınmıştır. Boşanma sürecinde dava açılır açılmaz nafaka bağlanmış ve düzenli şekilde ödenmiştir. "Müvekkilim suçsuzdur. Beraatine karar verilsin," ifadelerini kullandı. Davayı karara bağlayan hakim, sanık Halis Toprak'ın müşteki Nazlıcan'a kötü muamele ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal suçlarından dava açıldığını hatırlatarak, sanığa isnat edilen suçların delilleri ve unsurlar itibarıyla oluşmadığı anlaşıldığından atılı suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verdi. Bu olaylar devam ederken Nazlıcan canına kıyma teşebbüsüyle gündeme geldi. Nazlıcan bu olayla ilgili ilk kez 2010'da Vatan Gazetesi'nden Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Şunları dile getirmişti Nazlıcan: "Polisteki ifademde ailevi sorunlar yüzünden canıma kıymak istemiştim dedim. Ama insanlar ailevi sorunumu annem ve babamla yaşıyormuşum gibi algıladı. Halbuki Halis Toprak'ta ailem diye kastettiğim. Canıma kıymak benim şu ana kadar hiç düşünmediğim bir şeydi. Artık son reddeye kadar geldim. O evin içinde köle gibi kullanılıyorum açıkçası. Evin içinde öyle şeyler yaşıyorum ki bunun herhalde bir röportajda açıklanması çok zor. Şimdiye kadar hiç kimseye bir demeç vermedim. Size konuşmamın nedeni 2 gündür sadece Vatan Gazetesi'nde çıkan doğru haberler. Öyle yalan şeyler yazdılar ki neymiş Halis Bey beni hastaneye götürmüş, yok bir an olsun yanımdan ayrılmamış gibi.
Bu teşebbüsün üzerinden 3 gün geçti. Halis Bey beni hala aramadı. Hastaneye bile beni şoförü götürdü. Bana bir telefon bile açmadı. Bırakın beni görmeyi, insan arayıp sorar, nasıl oldun der. Ben onun nikahlı eşi değil miyim? En çok da bu beni yaraladı. Beni onun ne züğürttüğü ne de başka bir şey ilgilendirdi. Zaten ilgilendirseydi o kadar olaylar yaşandı. TMSF bütün mallarına el koydu. O zaman ben onun yanında durmaz giderdim. Sadece amacım para olsaydı TMSF el koyduktan bir hafta sonra çekip giderdim. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Bir tek yaşayan bilir. Sözde hizmetçilerim ayağımın altında. Ne desem ne istesem yapıyorlar. Halbuki bizim evimizdeki en büyük sorun başkaydı. Evet, yaşanan şeylerden dolayı çok pişmanım. Ailemi dinlemediğim için pişmanım. Tabii ki geleceğimi kurtarmak için evlendim. Ama Halis Bey'in yakasına yapışıp beni al diye yalvarmadım. O beni istedi. Onun Kars'taki otelinde garson olarak çalışıyordum. Otelin genel müdürü Halis Bey'e benden bahsetmiş. O da beni görmek istedi. Genel müdür bizi bir araya getirmek için çok çabaladı. Bir anda oldu her şey. Beni karısı yapabilmek için günlerce uğraştı. Çok büyük vaatlerde bulundu. Ben Halis Bey ile evlendiğim zaman ona şu şartları koydum. Halis Bey, okuyorum, okumayı çok seviyorum dedim. Bana seni elimden geldiği kadar en iyi şartlarda okutacağım. Seni ve aileni kraliçeler gibi yaşatacağım. İstediğin her şeyi yapacağım dedi. Bir de aileme çok düşkünüm, onlardan kopamam dedim. Zaten bu evliliği hem kendim hem de ailemin geleceği için kabul ettim. Çünkü bana senin annen benim başımın tacıdır dedi. Bu sözle benim kalbime girmeyi başardı. Ben sizi ele güne muhtaç etmem dedi. Kardeşini özel okulda okutacağım dedi. Ama benim kardeşim devlet okulunda. Eskiden dershaneye gidiyordu, şimdi gidemiyor. Güya Halis Bey benim İngilizce öğrenmem için bana bir tane İngilizce öğretmeni tuttu. Öğretmen değil, İngilizce bilen bir bayan. Aradan bir gün geçti. Bakıyorum Halis Bey bu kıza gel benimle yemek ye, benim yanımda otur diyor. Halis Bey kızı yanına çekmeye çalışıyor. Cumartesi sabahı bu İngilizce öğretmeniyle baş başa kahvaltı yapıyorlar. Öyle çok canım sıkıldı ki akşama kadar odamda durdum. Sonra akşam oldu. Bir baktım İngilizce hocasıyla yine yemek yiyorlar. Beni yine çağırmıyorlar. Evde çalışan bir kadın gibi davranıyor bana. Yanıma gelip bir sıkıntın var mı diye sormuyor. Sonuçta ben onun nikahlı eşiyim. Çünkü erkeklik içgüdüsü çok farklı bir şey. Bir kadına sürekli yanımda dur diyorsa tabii bu benim kafamı kurcalar. Niye evde çalışan aşçıya gel yanımda dur demiyor da ona diyor. Kadını 2 günde sanki evin hanımı yaptı. Tabii bu olay da canıma tak etti. O anki psikolojimi size anlatamam. Tüm bu olaylar Nazlıcan'ın gözünde olanlardı. Tabii bir de Halis Toprak tarafı vardı bunların. Önce Nazlıcan, Halis Toprak'ın evden uzaklaştırılması için mahkemeye başvurdu. Nazlıcan'ın avukatı, aile mahkemesine verdiği dilekçede şöyle dedi. Nazlıcan zaman zaman hapsedilerek terbiye edilmeye çalışılmıştır. Ona köle hayatı yaşatılmıştır. Halis Toprak, resmi eşinin zaruri ve insani ihtiyaçlarını karşılamamıştır. Açıklanamayacak muamele ve işkenceler yapmıştır. Aile mahkemesi Nazlıcan Toprak'ı korumalıdır. Halis Toprak evden uzaklaştırılmalı, 6 aydan az olmamak üzere tedbir alınmalıdır. Avukat adliye çıkışında yaptığı açıklamadaysa, Nazlıcan bakımsız ve kötü şartlarda bir yerde kalıyor. Şu anda dayısının yardımıyla geçinmeye çalışıyor, dedi. Halis Toprak'sa şantaj ve ölüm tehdidi altında, aynı yerde yaşayamayacaklarını öne sürerek, eşi Nazlıcan Toprak'ı ve ailesini evden uzaklaştırmak için mahkemeye başvurdu. Fransa'da bulunan müvekkili adına boşanma ve 2 tazminat davası açan Toprak'ın avukatı, Sarıyer Adliyesi'ne başvurarak Nazlıcan ve ailesinin evden uzaklaştırılması için başvuru yaptı. Avukat, dilekçesinde Nazlıcan Toprak'ın boşanana kadar müvekkilinin evinden uzaklaştırılmasını istedi. Tarafları bir arada tutmak, ileride telafisi imkansız zarar ve olayların çıkmasına neden olabilir. Şu anda köşkten uzaklaştırılmasını istedik. Tehdit ve şantaj var. Halis Bey devam etmemi istedi. Bir an önce kamuoyu gündeminden düşmek istiyor. Terör olayları varken böyle gündemde kalmak istemiyor. Halis Bey Fransa'dan geldikten sonra Nazlıcan ve ailesini evde görmek istemiyor. Nazlıcan'ın canına kıyma teşebbüsü geri tepince Halis Toprak'a evlendiğimizde Türkiye aylarca beni konuştu. Boşanmamızda da aylarca beni konuşacak. İsteklerimi yerine getirmediğin için seni Türkiye'ye rezil edeceğim ve senden milyonlarca doları söke söke alacağım demişti. Nazlıcan Halis Toprak'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek ifadelerde bulunmuştur. Bu hanım Halis Toprak'la para için evlendiği hususunu açıkça söylemiştir. Zira evliliğin daha ilk haftasında TMSF tarafından Halis Toprak'ın tüm mal varlığına el konulmuştur. Halis Bey'in fakir ve varlığı olmayan adam durumuna düşmesi karşısında herhalde korkuya kapıldı. Halis Bey sapkın isteklerde bulunmamıştır. Böyle şeyler hiçbir zaman söz konusu değil. Öyle bir şey Halis Bey'in düşünmesi bile mümkün değil. Biz dava dilekçemizde yazmaya utandık. Zifaf gecesinin ertesi gününde olanlar var. Nazlıcan bu şekilde konuşmaya devam ederse biz de zifaf gecesi sonrası olanları anlatırız. İfadelerini kullandı. Aslında her şey iyi başlamıştı. 7 Ağustos 2009'da Halis Toprak, Ayşe Arman'a verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı. Ben 71 yaşındayım. Benim rakiplerim 3 tane dost tutuyor. Her sene bir tanesiyle değiştiriyor.
Ben de öyle yapabilirdim. 3 değil 6 tutardım. Gelirdi biri 15 gün kalırdı, sepetlerdim. Memlekette nasıl olsa yüz binlerce var. Ama hiç güzel bir şey değil bu. Ben devletin, hukukun içinde olan bir evliliği yaptım. Tek sorun yaş farkı. Kuşadası'na gittik, nikahı kıydık. Onun ailesinden 21 kişi vardı. Nazlıcan gelinlik giydi. Ben de beyaz bir takım. Anası babası da imza bastı. Nikah bitti. Sonra baktık havaalanında basın bekliyor bizi. İlişkimizde cinsellik tabii ki var. Ama ben kendi şartlarımı da anlatıyorum. Gece su almak için kalktığım doğru. Şimdi bak, 25 yaşında bir erkek için bir numaralı şart cinsellik olur. Kız güzel midir, cinsel midir ona bakar. Genellikle o iş bitmiştir. Ama ben de farklı. Şimdi bana deseler o iş yok, yalan derim. Bende çok iş var. Bir hanımın isteyeceği en iyi iş bende. 25 yaşında nasılsam öyleyim. Hatta %100 daha iyiyim. Ölçtürmedim ama testosteronumu ölçtürmek istiyorum. Palavra olsa genç hanım alır mıyım? İnsanın cinsel gücünü anlatması hiç hoş değil ama sen zorladın. Ben o bakımdan iyiyim yani. Gittikçe iyileştim nedense. Başkalarını bilemem. Bu ülkede benim gibi ya 3 tane vardır ya da yoktur. Ben de Nazlıcan'ın yerinde olsam Halis toprağı alırdım. Yaşına da bakmazdım. Her yerde hala itibarım var benim. Bir yere girerim, insanlar ayağa kalkar. Hatta Nazlıcan olsam Halis toprağı aldım diye kurban keserdim. Güzel olduğu kadar akıllıymış demek ki. Boşanma sürecinde ve boşanmadan sonra fikirleri değişmişti Halis toprağın. Ve 2010 yılında Sevilay Yükselir'le yaptığı röportajda bambaşka konuşmuş ve şunları söylemişti. Ayşe Hanım'ın üzerimdeki hakkı sorulsa benim yatacak yerim yoktur. Burada da öbür dünyada da. Ona hiç rahat vermedim çünkü. Çok üzdüm. Bak Ayşe Hanım deyip geçme. Ayşe Hanım, Ayşe Hanım'dır. Bir gün bir gazetede resmini gördüm. Tarihteki gelmiş geçmiş en büyük kadın odur bana göre. 11 çocukla yalnız bıraktım onu. Hepsini adam gibi yetiştirdi. Bir tanesinin burnu bile kanamadı. Ben çok ettim onu ama. Nazlıcan'la evlenip rezil ettim kendimi. Kendi kendimi bitirdim. Ne gereği vardı bilmiyorum. Şu halime bak. Keşke merkeple mal sattığım günlerde kalsaymışım. Neye yaradı yani onca çaba, onca gayret. Şimdi bu yaşımda liceye geri dönüp tekrar merkebe bineceğim. O koca Halis ağa şimdi oldu merkepli züğürt ağa. Öyle değil mi? Beni o kadınla tanıştıran adamın yatacak yeri yok. Mahvetti beni. Ailem dağıldı. Kimsem kalmadı. Evet, ailenin %99'u küstü. Sadece iki oğlan iyidir. Diğerlerinin hepsi küstüler. İlk eşimden af dileyeceğim. Ayşe gibi kimse olamaz. O ayrı. Namazında niyazında bir kadın. Allah ona öyle bir varlık verdi ki anlatamam. Düşün, Kadir Topbaş'ın kiracısı. Daha yeni 5 milyon dolara 2 tane daire aldı. Çocuklarına da alır, asla faiz yemez. Babasının psikolojisini, evliliğini ve ailece aldıkları kararları sabahtan Neslihan Keskin'i anlatan Halis Toprağ'ın kızı Aysel, babamın evlenmesini bekliyorduk ama bu yaşta bir kızla değil. Kız henüz 17 yaşında bir çocuk. Biz ailece kendisine küçük kız ismini taktık. Kardeşlerimle oturup konuştuk ve 17 yaşındaki bir çocuğun suçu olmadığına karar verdik. Maalesef küçük kızı yönlendirenler çok oldu. Küçük kızı gördüğümde sarılır, öper, koklarım. Çünkü onun bu evlilikte hiç suçu yok. Küçük kız da, babam Halis Toprak da masum. 10 kardeşiz. Hepimiz babamızın bu evliliğini bitirmesini bekliyoruz. Bu yanlış evliliğe kendisi son verecek. Buna inanıyoruz. Babam annemle evlendiğinde 28 yaşındaydı. Annemse 14'ündeydi. Görücü usulüyle olan bu evlilik sevgi ve aşka dönüşmüş. Annem babama 9 yılda 10 çocuk verdi. Ama babam annemin başörtüsünü hiç taşıyamadı. Bana, kızım annen örtülü, önemli bir iş adamıyım. Davetlere katılıyorum. Annenin başörtüsü yüzünden o davetlere çift olarak gidemiyorum, dedi. Ben de bu sözlerine karşı çıktım. Ardından da boşanmak istedi. Boşandıktan sonra da ben yeni bir hayata atılıyorum. Yanımda genç bir kadın istiyorum, dedi. İmam nikahı kıydığı kadının yaşı 22. İkinci evliliğini yaptığı kadının yaşı 21. Bu son evliliği ise 17 yaşında bir çocukla yaptı. Babam zaafına kurban gitti, açıklamalarını yaptı. Halis Toprak teke tekte Fatih Altaylı'nın sorularını da yanıtlamıştı. Burada evlenmesem dellenmiştim, kendimi denize atmıştım diyerek şöyle devam etti. Şimdi benim yeni aldığım hanımefendi çok dindar, o beni kabul etti. O kabul ederse ben neden 50-60 yaşındaki bir karıyı alayım? Ben yaşlı adamım. Cinsel bakımdan fena değilim. Ben de olsam kızlarımın yerinde medyanın bu yaptıklarından sonra kızabilirdim. Ayşe Hanım'ın ahını aldığım muhakkak. Bunları yaşamamda bir etkisi var. Çok yanlış yaptım. Onun yükünü ben kaldıramam. Ona karşı her zaman mahcubum. Nazlıcan'ın çarpıcı açıklamalarından sonra Halis Toprak eşinin benden anlatmaya utandığım taleplerde bulundu. Açıklamasına karşılık olarak Nazlıcan dilekçeye yazmaya utandığı şeyleri açıklarsa ben de gerdek gecesinden sonra yaşananları anlatırım, dedi. Ardından şöyle devam etti. Evlenme teklifinin Sarıkamış'taki otelin müdürü aracılığıyla bizzat Nazlıcan'dan geldiğini iddia eden Toprak, evlenmeden önce benden herhangi bir maddi beklentisinin olmadığını, aramızdaki yaş farkının da sorun olmayacağını söyledi. Şirketlerime el koyulduktan sonra Nazlıcan değişti. Geleceğimi garanti altına almazsan bu evliliği sürdüremem, dedi. Önce yatağını ayırdı ve karı kocalık ilişkisini bitirdi. Sonra da
seni Türkiye'ye rezil ederim. Bana ev, araba alacaksın, para vereceksin diye tehdit etti. Evliliğin ilk gününden itibaren ayda 5000 liralık kredi kartı harcaması vardır. Halis Toprak kendisinin bu tehditlere karşılık borç para bulup Nazlıcan'a 50.000 liralık altın takı ve 35.000 lira değerinde otomobil aldığını savunarak "Bu hanım nasıl aşk alacak, olur mu öyle şey?" dedi. Nazlıcan'ın isteklerinin bitmediğini öne süren Toprak iddialarını şöyle sürdürdü. Yakın zamanda ailesiyle Antalya'ya gitti. Burada 2 milyon liralık bir ev bulduğunu, eğer bu evi almayı kabul edersem dönüşte boşanmaya razı olacağını söyledi. Bu isteğini kabul etmeyince de çok ince ve ayrıntılı bir plan yapıp bunu yürürlüğe koydu. Ona tuttuğum İngilizce öğretmeninin haftası dolmadan da canına kıymak istedi. Onun yüzünden topluma alay konusu oldum ve çeşitli hakaretlere uğradım. Ayrıca Halis Toprak, Nazlıcan'ın büyük bir mal varlığı elde etme peşinde olan bir servet avcısı olduğunu iddia etti. Tüm bu yaşananlar bitmiş, Nazlıcan'a nafaka bağlanmıştı. Önce Bulgaristan'da okumaya gitti Nazlıcan. Birkaç yıl sonra o da unutuldu ve onunla ilgili bir daha haber yapılmadı. Ta ki Halis Toprak vefat edene kadar. Halis Ağa uzun zaman kanser tedavisi gördü. Son yıllarında sağlıkla ilgili sorunlar yaşadı. 3 Ocak 2016'da Fransa'nın Nice şehrinde son nefesini verdi. Vefatından sonra cenazesi Türkiye'ye getirildi. 5 Ocak 2016'da Büyük Mecidiye Camii'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi. Toprağın çocukları İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak babalarının mirasçılarının belirlenmesini istedi. Mahkemede Halis Toprak'ın ilk eşi Ayşe Toprak'tan doğan Sevgi Toprak, Ayla Toprak Zengin, Mine Ekmekçi Toprak, Aysel Duruk Toprak, Şükran Toprak, Mehmet Toprak, Ayfer Toprak, Yeşim Doğan Toprak, Ahmet Toprak, Aynur Toprak, ayrıca nikahsız yaşadığı Gülcan Sepet'ten doğan Salim Toprak ve üçüncü eş Özlem Özkan'dan doğan Turgut Toprak'ı yasal mirasçı olarak belirledi. Mahkeme Nazlıcan'ı mirasçı olarak kabul etmedi ve Halis Toprak'ın mirasının 12 paya bölünmesine karar verdi. Yıllarca gündemden düşmeyen Halis Toprak artık yoktu. Ne evlilikleriyle ne de işiyle gündeme gelecekti artık. Ama çocukları onun mirasına sahip çıkmış ve işleri büyütmüştü. Son evliliği yanlış da olsa hayırlı evlatları vardı Halis Toprak'ın ve onlar babalarının mirasını hakkıyla korudu. Bir film yıldızı misali, özel hayatıyla gündemden düşmeyen bir Halis Toprak geçti bu hayattan.